Kapıda tutsam belki daha iyi görebilirsin. Karadeniz'de daha önce yaptığımız projenizde hamsinin ana bezini oluşturan kope botların mikroplastik tükettiğini tespit ettik. Şimdi bu projede de Güneydoğu Karadeniz'den topladığımız kope botlarda ve diğer bazı baskın zooplankton türlerinde mikroplastik etkilerini deneysel çalışmalarla tespit ediyoruz. Bu şekilde hamsiye kadar giden besin zincirinde ne tip etkileşimler oluyor canlıyla mikroplastik arasında ve bu karbon akışını ne şekilde etkiliyor hamsilikten onu araştırıyoruz. Plastikler denizlerin ve okyanusların şu an karşı karşıya kaldığı en büyük çevresel tehditlerden biri. Her geçen gün artan miktarlarda deniz yüzeyinde, deniz dibinde ve canlı bünyesinde akümüle olmaktalar. Etkilenen çok sayıda denizel canlı var. Bu denizel memelilere, kuşlara kadar gitmekte. Ve canlılarda dolanma, sindirim kanalının tıkanması, hayati fonksiyonların olumsuz etkilenmesi gibi ölüme kadar varabilen ciddi negatif etkilere sahipler. Biz Karadeniz'de çalışıyoruz. 2015'ten bu yana yürüttüğümüz TÜBİTAK ve üniversitemizin bilimsel araştırma projelerinde çok ciddi veriler elde ettik. Mikroplastikler ve etkileri hakkında Karadeniz'de. Yaptığımız çalışma sonuçlarına göre yaklaşık olarak kilometrekarede 1 milyon mikroplastiğin yüzdüğünü tahmin etmekteyiz şu anda Karadeniz sularında. Zooplankton'da araştırdık. Balıkların besinini ne oluşturmakta zooplankton? Evet, Karadeniz'de tüketmekteler ve sonrasında ticari balıkları inceledik. Özellikle hamsi, istavrit, mezgit, barbun, lüfer gibi balıkların yaklaşık %20'sinde mikroplastikler var. Tüketmiş durumdalar. Bu rakam palamutta %50'ye kadar çıkmakta. Tüm bu yüksek konsantrasyonlar hem canlıda hem deniz suyundaki bizi daha ileri araştırmalara yönlendirdi. Şu an yürüttüğümüz güncel TÜBİTAK projemizde Sinop Karasu, Samsun Yeşilırmak, Kızılırmak, Ordu Melet, Giresun Aksu, Trabzon'da İrmendere ve Rize Fırtına nehirlerinin denize döküldüğü alanlarda ve açık sularda mikroplastik kirliliğini ve etkilerini araştırıyoruz. Olası kaynak tespitini ileri analiz yöntemleriyle gerçekleştirmeye çalışıyoruz ve deneysel çalışmalarla mikroplastiklerin Karadeniz besin zincirine ne şekilde girdikleri ve bu işleyişe ne şekilde etki ettiklerini kapsamlı biçimde araştırmaktayız. Proje çıktılarının özellikle denizlerimize giren plastik çöplerin azaltılmasında karar vericilere önemli ölçüde yardımcı olacağını düşünüyoruz.